Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma bak, bugün sizler bilen inşallah İslami düşünceler doğrusu da gaplaşamız. Uzu mavzu dinin, İslam dininin hayattaki funksiyeleri, nümelerden ibaret. Degen mavzuda ilki rasıkbatlaşamız. Odatda islomiy tushunchalar ya'ni bizning xalqlarimiz ichida yangilik emas. Islomga ilk islom ya'ni kelgan paytidan keyin 100 yil o'tar o'tmasdan islomni bizga olib kelgan odamlar tanishtirgan va bizning xalqimiz juda chiroyli suratda uni qabul qilgan. Qabul qilar ekan nafaqat qabul qilgan, balki islom masalalarida, mavzularida jiddiy zafarlarga erishgan. Islomni qabul qilgandan keyin butun dunyoga islomni yoyish masalasida peshqadam millatga aylangan. Milodiy 9-chi, 8, 9, 10, 11-chi asrlar qanaqa asr davri deyiladi? Renessans davri deyiladi. Uyg'onish davri. Birinchi uyg'onish davri. İkinci bu. İkinci. Birincisini Rim. Rim uyg'onish davriga nisbat berishadi. O'zi aslida Rimning uyg'onish davrini ham biz bugun bila olmas edik. İlla o'sha ikinci uyg'onish davri, İslam uyg'onish davrida uni tarjima qilindi. Tarixdagi asarlar o'sha Renessans davrida tarjima qilingan. Baytul Hikmada tarjima qilinib, keyingi avlodga arab tilida taqdim qilingan. Asl nusxalar o'rganilgan. Islah qilingan, kelajakka tarqatilgan, ya'ni qoldirilgan meros qilib. Hozir Arastuni tanayotgan bo'lsak, Aristotelni, hozir Sokratni bilayotgan bo'lsak, hozir Gegel haqida gaplashayotgan bo'lsak, buni hammasida musulmonlarning hissasi bor. Ular tarjima qilib kelajak avlodga yetkazdi. Ungacha bilmas edi. Ungacha bo'lgan davrdan keyin odamlarga boshqa manba yo'q edi yetkazadigan. Keyin nima bo'ldi? O'sha Renessans davrida islomni ilmga qarshi emasligi isbotlandi maydonda. Islom dini ilmga qarshi din emas. Islom dini ilmni targ'ib qiluvchi din. Qur'oni Karim iqro bilan boshlagan, o'qi degan buyruq bilan boshlagan. Qur'oni Karimda ilm kalimasi al-ayn lam mim kalimasi, alima ilmun, ya'lamun ta'lamun kabi kalimalar 799 marta kelgan. O'zi 114 ta sura var. 114 ta suraga agar taqsim qilsangiz, har bitta surada 7 martadan ilm deyilgan. İlim, 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 ilim deyilgan 7 martadan degani. Men taxmin aytayapman. Bu degani islom ilmga juda qattiq targ'ib qilgan. Har bir sohani o'z ilmiga yo'naltirgan. Har bir sohani o'zini egasi shug'ullansin degan. Hatto farzi kifoya qilib qo'ygan farz, tibbiyot farz. Hammamizga farz emas-u, tibbiy soha egalariga farz. Chunki jamiyatda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan bemorlar bemorlikni oldini olish uchun tabobatga bizning nimamiz bor, ehtiyojimiz bor. Uni qondirish uchun musulmonlar buni amalga oshirish kerak. Keyin nima bo'ldi? Ilm fan islom nomi bilan juda katta yutuqlarga erishar ekan. Xuddi shu davrlarda, o'sha Renessans davrida Yevropani Vizantiya deylardi u paytda. Vaziyati juda ham tushkun edi, juda ham qaloq edi. Shunaqa darajada qaloq ediki, cho'milishlikni ular ya'ni odat sifatida ko'rmas edi. Cho'milmasdi odamlar. Hammom yo'q, hojatxona yo'q edi. U atir upa chiroyli o'zini qarab yurish yo'q, hech qanaqa. O'sha davrni Fransiyani misolini ko'rsangiz, hozir rasmlarni chizsa ayollarning kiyimini biri ingichka bu yog'i katta taqib chizadi. Bilasizmi nimaga? Kiyim yechi bo'lmaydigan kiyim u. Nimaga bilasizmi desa, u hojati o'zida bo'lgan. Ayollar shunaqa bo'lgan. Pampers ya'ni. Pampers bo'lgan. Hojatxona yo'q. Bo'ldi, tikka turgan joyda bo'laverganmiz. Ko'chalarda poshnasi baland kiyim kiyib yurishgan, poshnasi baland tufli kiyib yuradi qizlar. Bechara bilmaydi nimaligini uni.
O hacetten, ahlattan saklanış için kılıngan ular. Fransiyanın köçeleri ahlat basıp gitken. Poştası belen tuflilerini kılıp yürülgen. Salp yürüyüşüne askerleri ota sassık bogan, ota sassık, yürülmegen. Ular casus bulup, Müslümanlarının kiyimini kilip, Müslümanlarının içine kirse, kol göçüp kalırken. Ne güçlü olan orasılar bizde ise, hidiyelerden belip kalemiz derken. Müslümanlar günlüğe beş vakit taharat kıladı ahir. Cuma günü en kemede bir madde usul kıladı. O çişini her daim yüydü, her daim. Bir günde beş mahal çişini yüydü. Şu yavaş bilen kılıngan onu peyitti ki inçerik madenliğine işte. Müslüman. O şey Avrupa, Avrupa. Bana şu vaziyette gelişliğe sebep ulardaki dini faktör. Avrupa'nın dini faktörü Katolik Çirkovu'nun basımı astıda bölgen. Katolik Çirkovu özlerine dini düşüncelerini halka mecburlap sindirip uşalarını eksploatasyon kıyken, özlerini fikirlerine buysundurken. Ve uşa asasında hayat geçirgen dindarlar. Ki ne oldu? Malum bir peyden ki Martin Luther hareketi var. Martin Luther King. Protestant hareketleri yüzdeye çıktı. Pravoslav ve Katolik'in ortasından çıktı bunlar. Çıkıp bunlar Çerkov'a karşı isyan kötardı ve dinge karşı isyan başladı. Bunlar uzun dindar değildi de Çerkov'a karşılık şu derecede haddan aşıp etti ki Çerkov'daki hemen narsalarını taşkarıya erkin çıkarı varıştı. Rasım sanatı. Leonardo da Vinci'ler. Muzike, pop, rock sanatları. Bunlar barçası Çerkov'dan çıkıp gitip cilavlanmayan sanat. Yalanbaş hatırlandı rasımını çizişlik. Aslı başı da Meryem İsa'nın rasımını çizişlikten başlangı. Çirkov'a kamal gendin ki bu sanat derecesi köçeye çıkıp köçede her manı kolüge düştü. Olur en yalanbaş adamlar rasımını çizmese diplom vermezken. Rasım institutları da. Ne demek ya sanatmış. Neyse sanatın yorup koyayım. O şey, İslam bilen başka dinin düşüncelerini karıştırıp varması için eğitim ben bunu. Musika, İncil'ini kuşuklarla bastaya salıp Çirkov'da eğitiledi. Çirkov'da hemen anakalar var, akardiyollar var, anakalar var. Hora eğitiledi. Musika sanatı Çirkov'daydı. Ondan çıkıp satanistlerini koluna ötüp, irkilleşip ne olup gitti? Rock, pop. Onlara şüp gitti, hamma hohla kendi yapılışı başladı. Bu yem haddan şüp gitti. Bu nimeden nime sebepten bunday buldu dese, adamlarga basım otkazgan dini dairege karşı isyan sebepli buldu bu. Din bizni tosup durgan idi. Dinge karşı biz buna kangi erkinliklerini kolle yapız degen dava bilen kılıçtı. Çerkov'a kamaştı. Taşkarga arlaşmıysan deyişti. Martin Luther'ni hatı bor. Özünü dostluğa yazıyatken de etken. Ahar degen. İsa İncil'de Kaysar'ın mülkü Kaysar'ge Allah'ın mülkü Allah'ge degen yapını etken o. Bu cüde maşgur makal bu. Kaysar'ın mülkü Kaysar'ge, Cezar'ın mülkü Cezar'ge, Allah'ın mülkü Allah'ke ki degen yapını yönetip bundan mana çıkarken. Mana ne çıkarken? Çirkov bizge arlaşmasın degen. Dinini özü bilsin, kalbi de bulamasın degen. Saltanatı biz yurttamız degen. Cezar bizimiz degen. İlmani düşünce şuttan başlangen. Ve bana şu düşünceden biz Avrupa'nın rivojlanishligiga asos soldik deb o'ylashgan. Aslida unaqa emas. Avrupa'nın rivojlanishiga asos solgan fundament Andalusiya musulmonlar. Asli tagi musulmonlar. İspaniya, Andalus, Garnata deydi, Kurtuba deydi, Kurtuba qar? Kordoba. Ha? Ha. Gibraltar deydi, Gibraltar. O'zi asli nima? Cebeli Tarık. Cebeli Tarık. Tarık İbn Ziyad degen komandan bugün. O komandan İspanya'nın fatık degen adam. Müslüman adam.
O ötke Müslümanlarını yerleştirgen, Müslümanlarını uşacayda fan bilen şugullanı bütün Avrupa'ya küç, kuvvet, fundament buluşuge sebep bugün. Gibraltar, Cebel-i Tarık, İşbiliye, İspanya, Andalus, İspanya'nın bir bölge, İşbiliye, Sivilya. Sivilya hazır ki. Mana shular hammasi islomiy asoslardan foydalangan. Lekin nima deb ular ommaga taqdim qildi? Biz dinni cherkovga qamaganimiz uchun bunga erishdik deyapti. Bir ma'noda to'g'ri. Cherkov mutlaq ilmga qarshi bo'lgan. Cherkovni tushunchasida cherkov, ya'ni katolik cherkovining tushunchasida odam alayhissalom bilan havo momo havoni jannatdan chiqishiga sabab bo'lgan man qilingan daraxt ilm daraxti edi. İlimni o'rganib bular gunohga tushdi. Shuning uchun ilm o'qilmaydi degan ular. Bundan ko'zlagan maqsadi bor edi ularni. Cherkov olim bo'lib tursin, xalq omi bo'lib tursa boshqarish oson. Noto'g'ri shuncha bu. Xalqni ziyodan to'sishlik uchun qattiq kurashgan ular. Inkvizatsiyani bilasizlar-a? Inkvizatorlar, inkvizatsiya mahkamalari. Ha, sudlar va qiynoq o'rgutlari, jamoalari qiynaydi odamlarni. Masalan, bir odam ilm bilan shug'ullandi. Galileo Galilei. Kim edi u? İlimli, ilim odamiydi. Ha? Bu odamni bir qancha kitoblari bor edi, kitoblar yozgan edi. Unga nima deyshti? İçinge şeytan kırıp yaptı dedi işte. Seni dedi, yakıp yok kılamız dedi. Ha? Galileye yakışma yani. Kim mi yakışkan adı? Giornardo Bruni. Bruni. Giornardo Bruni'ni yakışkan adı. Şu bilen birge Kaepernik neyem kıyneşti. Kaepernik hem bu şu da vurdu adamı. En saval. Ne mi uçun Cherkov ularını kıyne yaptı? O zaman ilim adamlarını. Hemesi ziyali adamlar. Bismillah. Cherkov'da bir düşünce bu gönde, yer merkezde duradı, kuyoş ve hamma sayıralar yer atrofda ilerlendi. Galileo fikir yürütken, fazan yürgen gelden ki kuzatışlar neticesinde kuyoş ortada duradı, onge yedide sayıra dedi. Yavuş yapaydım, yedide sayıra anlattı. Yedide yer üçüncü sayıra biz kuyoş atrofda ilerlendi. Kuyoş atrofda. Düşüntür bir gönde, bazı bir gönde. Yer hem kuyoş atrofda hem uzun atrofda ilerlendi neticesinde kuntum nasıl duradı dedi. Lekin ular Cherkov fikri boyunca yerin etrafında kuyoş elenendi. Kuyoş bu taraf bütken vakti kün, bu taraf bütken vakti tuz boladı degen fikir. Cherkov'da bayağı ilgi yaptı. Bugün eş kere hayı tuğru kime gelmek için geldiğe mecburla kol koyduğun, kol koyduğun diye bitti dumala kuladı, yetti madde elen akıladı. Yani baba yani. Aklımdan kayıtmayayım ben degen. Bu olayını düşünmeyin Cherkov'da. Hop. Galileo Galilei, Kaepernik, bu gapi kattan oge. Savol şu, şunu bir kitişeli. Bu kanal kılıp örgen ya ona. Bana bu, bizden de bak ki, al Bukhara'yı mı? Yok, fayette Bukhara'yı mı? Beruni. Beruni'nin gittiğin yaptığı. Yerini dumala okuduğunuz bakıyım. Nardalar ve yine Amerika kıtasını, Amerika demedi. Yer Osman'ın yeri. Yer aylanarak yine aykırdım. Lekir çirk otarımı. İslam talimatıda yerinin aylanı ikerliği de İslam ümmetinin ihtilafı yok. Fen ulamaları, bil ittifak hammaları yer yumalak degen. Yer aylanı degen, ellips degen. Yerini hatta ki Farg'oni yerini ölçegen. Gradusunu. Hadırgı ölçeği bilen bu ise 40 kilometre fark kıladı. Hadırgı kompüter ölçeğlerinden Biruni Farg'oniler ölçegen ölçeği değerli farkı mıydı? Belki o yer borgan sari kengayib ekanligini ham aytadi yer shunoslar. Belki u paytdan hozirgacha kengaydirki, toshni topgan ular deydi. Men buni nimaga aytyapman? Cherkov, cherkovning tushunchasida yer sobit qolgan sayyoralar yer atrofida aylanadi. Mana shu ilmiy haqiqat, sen quyoshni atrofida aylanadi deyapsan, unga qarshimiz degan maqsad bo'lmagan. Maqsad. Kaepernik Ispaniyaga serqatnov bo'lib qolgan edi. İbn Rushd'dan ders olayotdi. İbn Rushd'ning kitoblaridan ders olayotdi. Müslümanlardan ilim olayotgani uchun cherkov bularni xiyonatda ayblanadi, josuslikda ayblagan. Tagida maqsad shu bo'lgan. O'shaning uchun ularni o'ldirishgacha, hattoki tazyiq qilib tavba qildirishgacha olib borgan.
sen deyişken, sen Müslümanlarla yakınlaşıyorsan, sen bizge koyunsan deyişken. Maksat o ilmi tartışmaz. Çirkev'de ilim yok ki. Çirkev ilimge karşı ki, kanaya kılıp Galileo Galilei ile tartışadı. Din amil iken de öyle. Bitti din amil ve Müslümanlarla bugün nafret. Ularga bular qo'shilib ketayotgani uchun bugun barcha bu asoslarning tagida islom ummati yotibdi. Jobir ibn Hayyon degan odam bor. Bu kishi atomni parchalanishlik nazariyalarini ilk tahlil qilgan odam, parchalanishligini isbotlagan va atom parchalanar ekan uni ichida shunaqa quvvat bor, u quvvat butun dunyoni yo'q qilishi mumkin degan. Atomni aytgan. Einsteinga biz nima qilamiz? Nisbat beramiz. Einstein tug'ilib Einstein bo'lganmas. Einstein o'zidan oldingi fanlarni o'rganib, natijani aytibdi bular. Fan bir joyga keldi, davom ettiryapti, natijaga erishyapti. Fan bir joyga keldi, davom ettiryapti, natijaga erishyapti. Aytibdiki, menga nisbat deyapti. Bunga nisbat emas. Orqada shuncha fan bor, bunga islom ummati qadam qo'ygan. Ispaniya butun boshli ya'ni atir sohasi, attorlik, xushbo'ylik Hozir Fransiyaga nisbat beramiz, to'g'rimi? Qattiq olgan bular. Atir sohasiga qanday qilib yetishib kelgan? Hali aytdim men, sassiq odamlar bo'lgan, cho'milmagan. Versalga atir sepib turmasa kirib bo'lmagan. Sassib ketgan. Musulmonlardan olgan, ushkanlardan. Musulmonlardan Ispaniyadan olgan bu narsani. Ispaniyadagi musulmonlarning hammasini parokanda qilgandan keyin tayyor laboratoriyalar, tanlar, kitoblar tayyor, biznes rejalar hammasini olib o'zlarining nomidan chiqarishyapti. Bunaqa gap yo'q. Demak, ben bunu nima uchun taqqosladim, misol keltirdim. İslam hiç qachon zamonaviy rivojlanishga to'sqin emas. Bugun nima fikr tarqatilyapti? Hozir bizda ham bor bu gap. Bizda masjid aralashmasin hiç narsaga. Masjid hiç narsaga aralashmaydi shunda ham. Fan boshqa, din boshqa. Bular noto'g'ri. Dinda alohida fan undoq Dünyavi fan bundoq, oxirat fani undoq deyilmaydi. Hammasi bitta. Din mutlaq insonlarga manfaatli fanga yo'l ochadi. O'rganing deydi, xalqqa foydasi tegsin deydi. Musulmonlar o'sha darajaga yetishdi. O'sha Beruniyni Beruniy sifatida 19-asr, 20-asrgacha Beruniyning fikrlari aksioma sifatida qabul qilinadi. Aksioma, aksiomani bilasiz? Isbot talab qilmaydi. Teoriyalar isbot talab qiladi. Beruniyning fikrlari aksioma o'zini fani ichida. Qattan erishdi bu islom, ularga turtki berdi. Farg'oniyning ham gaplari shu. Miqyosul jadid, suvni o'lchaydigan o'lchov asbobi. Misrda. Hozirgacha ishlaydi. O'ylang qancha 10 asr bo'lgan. Demak, İslam dinining funksiyasi faqat masjidga aloqador emas. İslam dinining funksiyasi bozorda ham ishlash kerak. İslam dini harbiylarning ichida ishlash kerak. Ayniqsa, chunki harbiy odam mart bo'ladi, punktualnost bo'ladi unda, har doim unga yuklatilgan vazifani, mas'uliyatini his qiladi. Harbiy odam dindor bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, unga suyansa bo'ladi. Agar dindor bo'lmasa, Allohdan qo'rqmasa, u ma'lum bir manfaatlar uchun millatni sotib qo'yishi mumkin. U xavfli u. Ideologiya o'ta qimmat narsa. Men ko'p misol keltirganman. Qara shu Xitoy devori 200 yilda qurilgan. 4ta, 5ta avlod yo'q. To'g'rimi? Qurgan avlodlar yo'q bo'lib ketgan, 200 yilda bitgan. Nima uchun dushmanga qarshi qo'yish uchun? Dushman kira olmasin ichkariga. Mudofa uchun, to'g'rimi? Lekin bitgandan keyin dushman eshikbonni, eshigini himoya qilib turgan odamni sotib olib, eshikdan kirgan. Devor bo'lib kerak emas, devor to'sa olmaydi odamlarni. Ya'ni millatni to'sadigan narsa ideologiya. G'oya. Agar Kuchli g'oyali inson bo'lsangiz, kuchli g'oyani qayerdan olasiz? Iymondan olasiz. Islom mana shuni bizga ta'minlaydi. Islom oxiratga tegishli masalalarni odamlar ichida bahs qilma deydi. Masalan, sen jahannamdasan, sen jannatdasan, sen munofiqsan, sen kofirsan, bularni qilma, bu Alloh bilan banda o'rtasidagi ish. Nima qilasan u narsalarga sen kirishib?
Allah'ın işiga aralashmasan. Lekin İslam nima deydi? O'zaro muomalalarimizdagi huquqlarga e'tibor qarataylik deydi. O'zaro muomalalarimizda huquqlar bor. Siz harbiysiz, harbiy sohaga javob beringiz. Men o'qituvchiman, o'qituvchi talabamga javob beray. Talaba o'tirgan joyga javob bersin. Tibbiyot sohasi tibbiyotga javob bersin. İnjiner injinerlik qilsin, tijoratni tijoratni qilsin, boshqasi boshqa ishini qilsin. Natijada jamiyat shunda kuchli bir jamiyatga aylanadi. Har kim hamma sohaga burnini tiqaversa nima bo'ladi? Kasha bo'ladi hamma. Hozir boshqa sohalarga unchalik mas'ul din sohasi o'rtada qolib ketdi. Buni harbiy sohani himoyachilari bor. Kimdir forma kiyib yursa darrov ushlab turib, formani anaqasini so'raysizlar, to'g'rimi? Sen nima kiyib yursan? Haqqi yo'q uni. Himoya qilasiz o'zingizni sohangizni. Doktorlar hozir bitta odam ko'chaga chiqib, rakka men davo topdim, kelinglar deb uyiga katta bitta joyi ochib qo'yib davolashni boshlasa, darrov kirib yoqasidan ushlashadi. Sen kimsan deyshadi. Nimaga qanaqa rakka davolaysan sen? Isbot qilmasa uni nima qilishadi? O'tkizsiz joyiga. Boshqa sohalar ham shu. Lekin din sohasida hozir qornini yorsang yarimta alif kaltak chiqmaydi. Lekin Qur'onda ham deb gapiryapti. Fatvo gapiryapti. Fatvo aytibdi. Suriyada jihad bo'lyapti deyapti. Sen kimsan dindan gapiradigan? Sen kimsan? Uni himoya qiladigan ham yo'q. Dindan gapirsa obro' topyapti hammasi hozir. Demak, hamma narsani o'z o'rniga qo'yish jamiyatni kuchli bo'lishligiga ta'minlaydi. Jamiyatni kuchli bo'lishligi har kim o'zining o'rnini ya'ni pozitsiyasini egallash. Harbiy sohada bor pozitsiya muhim. Doim pozitsiya egallanadi, keyin yutuqqa erishiladi. Pozitsiyasiz ish qilib bo'lmaydi-ki. Harbiy sohani o'sha tartib intizomlari barchasi namozdan olingan. Saflarni jips qilishlik, oldingi saf bo'shab qolsa orqasidagi to'ldirishlik hammasi shundan boshlangan. Namoz, namoz, misol uchun bütün jamoatni hayotdagi tutgan o'rnini belgilab bergan. Hamma sohada. Masalan, imom Allohu akbar desa hamma birdaniga ergashadi. Kapitan buyruq qilsa kim qarshi chiqadi? Hech kim qarshi chiqmaydi, to'g'rimi? Butun boshli safda turgan odam kapitanni buyrug'iga qadam tashlaydi. Labbay deydi. Simirnasa simirda bo'ladi, vornasa vorna bo'ladi. Ha namozda Allohu akbar bilan buni qilinadi. Bu o'zidan o'zi bo'lgani yo'qki. Bularning hammasining tagida taktikalar bor. Sizlar endi o'qigansizlar. Amir Temurni, Napoleonlarni, Chingizxonning urush taktikalari, bir qancha urushga aloqador kitoblar bor. Uni o'rgatadi harbiy sohalarda. Bular sizlarning sohanglar. Demak, shunday ekan, islom to'g'risida, islomning funksiyalari to'g'risida to'g'ri fikrga borib olishimiz kerak. Islom faqat masjidda dini emas. Islom har bir jabhada ko'rinish kerak. İnsanını vicdani başkaruviyge sebep buluş gerek. Çirkev bilen farkımızını acilatı alışımız gerek. Çirkev ilimge karşıydı. Uşan üçün Avrupa medeniyeti çirkevge karşı çıkkanı sebepli ilimde biz çokluge eriştik deyip oyla yaptı. Çünkü urgu biri yaptı. Yonakamaz. Değmez. Ular ilimge karşı çıkma genedi. İlim barıdı. Çirkev bunu basıp dur genedi. Çirkovni maydondan chiqarishdi, ilm paydo bo'ldi. Ko'rindi, ko'zga ko'rindi. Agar salp yurishlari bor, 8 tacha bor, 8 ta, 9 ta salp yurishi bor. Salp yurishlari orqali musulmonlarni Ispaniyadan, Andalusiyadan mutlaqo qirib tashlashgan. Qirishgan. Ko'chalarda qonlar oqqan. O'sha orqali xalqlarni qirib, kitoblarni yoqishgan. Bir olim bor, nomi ismida yo'q, aytadiki, bizga deydi, musulmonlardan 30 dona kitob qoldi deydi. Umumiy ma'noda. Shu 30 dona kitobni deydi, o'rganib biz shu darajaga yetdik deydi. Agar biz yoqib olgan 1000 minigan kitoblar bo'lganda edi, nima bo'lardi ekan? Hozir o'sha kitoblar bilan biz oydan Marsga, Marsdan boshqa joyga sayohat qilib yurgan bo'lardik deydi. Müslümanlarını nimaga orqada qolib ketgan musulmonlar. Bu ham bitta aliga a priori. Bismillah. Kant nazariyasida a priori degan tushuncha bor. A priori degani
bitta gapni gapirganingizda hamma buni to'g'ri deb qabul qilib oladi. Tagi to'g'ri bo'lmaydi. A priori shu. A posteriori bor u buni ziddi. A priori o'sha bir gapni gapirasiz, hamma ha deydi-da qabul qilib oladi. Shuni qonun deydi, aksioma sifatida qabul qilib oladi, shunga xulosa yasaydi. Tagini surishtirsangiz noto'g'ri bo'ladi. Ushalardan bittasi shu. Musulmonlarni ilmga qarshi, musulmonlar ilmiy masalalarga yo'l bermaydi deb bu gapni cherkovni ilmga qarshi degan gapidan olib ko'chirib qo'yib qo'yishgan. Din deganda din ilmga qarshi deb ishlatiladi. O shuni a priori deb qabul qilib olingan. Asl noto'g'ri, islom dini unaqa emas. Cherkov bilan musulmonlarni aralashtirmang. U gap cherkovga tegishli, islomga tegishli emas. Abu Hamid al-G'azoliy 6-7 asrda insoni. O'sha Renesans davrini fundamentallari bular, fundamentalistlari ya'ni buni o'rnatgan odamlar. Imom G'azoliyning Tahofutul Falasifa degan kitobi bor. O'sha kitobda aytadi. Biz deydi, bazı masalalar to'g'risida bir necha ming yillar mobaynida bahs qilib keldik. Hech mi yo'q. Yana bir necha ming yillar mobaynida bahs qilishimiz mumkin. Yana yechim chiqmaydi. Bahs ketaveradi. Natija yo'q. Nima qilamiz buni? To'xtatish kerak buni. Undan ko'ra deydi. Undan ko'ra bizga jamiyatimizga tegishli narsalarni bahs qilaylik. Moddani bahs qilaylik, moddani. Bu nima bu? Nimadan tashkil topgan? Buni nima qilsak bizga foydaliroq bo'ladi? Misol keltirgan, paxta yonadimi? Yonadi. Nimaga yonadi? Yonish xususiyati borligi uchun yonadi. To'g'rimi? Xo'p, yonish xususiyati bo'lsa, yonsa, nimaga o'zidan o'zi yonib ketmayapti? Olov bilan yonyapti-ku, to'g'rimi? Ha? O'sha ta'sir etuvchi kuch nima? Olov. Endi savol. Olov ta'sir etuvchi kuchi borligi uchun yondiradimi? Desa nimaga olov hamma narsani yondirmaydi? Ana. Ya misolchi. Yo'q, yo'q. Mahsulot yonmaydi-ku. Ba'zi narsalar bor, yonmaydi. Mahsulot kuchi yo'q. Mahsulotning yonish temperaturasi 280-280 yonadi. Ba'zi narsalar bor, yonmaydi. Mutlaq. Chunki o'sha temperatura bizda yo'q. Demak, bundan nima kelib chiqdi hozir? Bu bitta misol bu. Paxtada yonish xususiyati borligi uchun yonyaptimi? Mana hozir siz aytayapsiz, falon gradusda yonadi. Bu bizga nimani beradi? Paxtada yonish xususiyatini hisobga olib, xalq uchun, odamlar uchun foydali bir narsa chiqara olamiz. Yonish xususiyatini e'tiborga olib, yonishdan saqlash uchun boshqa temperatura qo'shamiz unga. Nima bo'ldi? Jamiyatga foydali bir ilmiy kashfiyot paydo bo'ldi. Bu foydalimi? Mana buni bahs qilaylik deyaptilar Abu Hamid al-G'azoliy. Nimaga dunyo paydo bo'lganmi? Avvali bormi, oxiri bormikin degan gapni bahslashyapmiz. Kerakmi shu? Kerak emas. Bizga moddani o'rganaylik. Moddani xususiyatini o'rganaylik. Mana shu narsani narxi $20 turib turmaydi materiyalda. Og'irligi temir plastmasdan iborat. $20 turib turmaydigan narsa. Lekin $1000 sotilyapti. $980 nima u? Ilm, ichidagi ilm. Ilm sotilyapti. Qimmat bo'ladi, ilm qimmat turadi. Kiringlar shuni o'rganaylik degan Abu Hamid al-G'azoliyning bu gapidan keyin odamlar hamma narsani tashab turib fanga yo'nalgan. Va 3 asr, 4 asrda dunyoni ilmga to'ldirishgan. Dunyoni o'sha Beruniylar o'shanda chiqdi, globusni o'shanda chizdi. Bu tibbiy soha shunda rivojlandi, siyosat shunda rivojlandi. Hamma sohada islom dunyoga ustozlik qildi. Sabab behuda tortishuvlarni tashlab nima qilindi? Asl foydali ishga yo'nalindi. Hodiram shu. Hodiram biz hamma narsani joyiga qo'yib, har soha egasi o'zining sohasida xalqqa foydali ish bilan shug'ullanishlikka o'tish kerak. Kech qolyapmiz. Hamma sohada kech qolyapmiz. Hozir musulmonlarning ichida eng ko'p
soruladığın yapılardan biri aynı Allah. Allah kayırdı. Sual. Bu sualı 1000 yıl tartışsak hiç nasıl netice çıkmaydı. Lekin tartışır, o kişi yaptı şunu. Meydana taşa şey yaptı. Allah kayırdı. Onu bilmeyen adamı sen kafir buldun. Şu bilen bant. Tokta bizi kıladığın işimiz var. Kaç işimiz kop gidiyor. 70 minde Şarkışnaslık İnstitutu'da kul yazma var. Okulmayan hali. Kim okuydu onu hali indi? Onda kança narsa var, kança bamba var. 20 dolarlık temir tersekini içige 1000 dolarlık ilim tıkılı yaptı. İlim. Ha, bu ilimin tagida Xorazmi oturuptu. Doğru mu? Rakamlı teknolojinin asosçısı Xorazmi. Nolunu birinci bulup fange kırdıkken adam Xorazmi. Nol geçe o rim harflerden faydalanıp yürürken. O ki nolunu kırdıkken denkin çeksizlik payda bugün. Çeksizlik. Bu rakamlı teknoloji aynen şu algoritmler asosiga kuruladı. O zaman algoritm ne mi? Al-Xorazmi'ni anakası. Algebra. Al-Jabr'da. Al-Jabr ve Al-Mukabele kitabı aynen şunu Xorazmi'ni kitabı. O şey ilim dinin funksiyelerden biri. Bizde düşünce, o şey Avrupa'dan kegen bazı düşünce var. İçimizde milletimizin orası da neo-cedid, uzunu cedidçilerden deydigen bazı safsatavazlar var. Goya ki İslam dinge karşı, yani İslam dini ilimge karşı kılıp tarikatçı hareket kıladı. Onlar aldanmasınız gerek. Yok, İslam ilimge targıp kıladı. Targıp kıyken de hem öte ciddi targıp kıladı. Tibbiyatta bir de hadis var. Tibbiyatke motivasyon verildi yani hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki her bir dertnin likulli da'in dava degenler. Her bir dertnin davası var. Sahih hadis peygambere aytibdi. Peygamberinin mübarek dudağıdan çıkayatken cümle vahiy hesaplanadı. Yani Allah Ta'ala o kişiye ilham kılması yapırmaydı o gibi. Peygamber aytibdi. Ben peygamberini özümge rahbar deyip kabul kıyan adamım. Tibbiyat sahasında şugullanıyorken adamım. Peygamberimizin sahih hadislerini okudum. Her bitti keserlikke ne var? Dava var. Beni ne gündeydi bu? Rakne davası buluş gerek. Spitne davası buluş gerek. Koronavirüsünün davası buluş gerek. Çünkü Resulullah ayeti yaptılar ki her bir kesanın davası var. Bizde hazır rakne davası yok degen gap, rakne davası var degen gapten köprü tarkatıladı. No ümit ki çürüledi. Rak adam ketti. Rakligini bilse ölüm boynuna aladı. Lekin İslam ümmetinin peygamberi ilimge tarakıp kılıyordu. Tuhtap kama. لِكُلِّ دَاِنْ دَوَا diyebdiler. Her bitti keserli darısı var. Allah Ta'ala onu bir keserlikini belirken davasını yap düşürüp bu yani izle demek ki. Doğru mu? Bana bu nerse Müslüman tibbiyatıge, Müslümanların tibbi sahasıge katta türtkü bu gen. Uşan için kattık urunuşken, uşan için İbn Sina'lar El-Kanun Fit-Tib eserlerini yazışken. Tibbiyat kanunları. Tibbin Nebavi kitaplar yazılıyor. Kadimgi ulamalarının barçası alim buluş bilen birge tabib buluşken. Şart bugün. Ne demek ki tabib bulsa insan özünü, cesedini ne demek kılalıydı? Organı alaydı, idare kılalıydı. Ceset sağlam bugün neyki? İlim devam etedi. Kesel bulsayız, özünüzü davalı almasayız, ilim toktaydı. Şunun için bu fen muhum deyişken. Dünyada iki de fen var deyişken. Bittesi din ilimleri, ikincisi tibbiyat deyişken. Din ilimleri uşa adamlarga bütün hayatıga kerekli meseleler. Organiş, adamlarga organiş, bu bilan yaşaş. Tibbiyat nima uchun muhim? Şu hayatını davomiyligida sağlam tana kerak. Sağlam tanda, sağ akıl. Bu gap musulmonlarning gapi. Bu gap. Demek, bir dona hadisini qarayinda holatini. İslam, demek bütün insoniyatga motivatsiya bergan. İslamsız dünyanı tasavvur kıbı mıydı? İslamsız dünyanı. Keyin yana bir tane arsa var. İslam dini cemiyetteki mevcut adamlar özü adetlenip, organip, kılıp yürüyen işlerini ratkı mıydı? Eğer özünün funksiyelerine karşı kemese. İslam
Bütün insoniyetke manfaatli narsalarda e'tiqodni asos qilib qo'ymaydi. Kim bo'lishdan qat'i nazar foydalana olasiz. Mesela hazır Hindistan'a varıp davolanib kelyapti adamlara. Hindistan'daki doktorunu e'tiqodini sorasangiz sigirga sig'inadi. Lekin onun qo'li gul, hunari bor, ilmi bor. O operatsiya qilyapti, bütün dünya onga boryapti. Müslüman borsa bo'ladimi, borsa bo'laveradi. Nimaga? Bu fanlarda bütün insoniyat mushtarak. Hozir ba'zilar aytadi-da, mesela mana buni deydi, Facebook'ni deydi, ateistler kashf qilgan. Sen nima qilib o'tiribsan Facebook'ta deydi. O ilmiy narsalarda o ateistniki, bu nasroniyniki deyilmaydi. Umumiy mushtarak, hamma foydalanaveradi. İslam bunu taqiqlamaydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine-i Munavvara'da turganlarida juda katta qo'shin islomni yo'q qilamiz deb bostirib kelgan Madinaga. Bostirib kelgan paytda maslahat qilganlar, juda katta qo'shin. Nima qilamiz, qanday himoya chora ko'ramiz deganda Salmon al-Farisi, forslardan borgan sahoba. Forslardan. Aytganlarki, bizda shunaqa vaziyat bo'lsa xandaq qazirdik, akop. Akopni kattaroq endi, ot paytida endi otda keladi odamlar. Şunu kazırdık degende peygamberimiz onu yapını kabul kıyarlar. Yani şimdi makul eken deyip handak kazışken. Taşkı diyor, taşkı. Düşman doğrudan doğru kiri bastır almaydı. Demek ki çöp, ötüş gerek. Onun geçe bir adam otuz yaşadı. Az göre küçü bilen katta küçü kaytarış imkaniyatı var. En saval tuğuladı. Özleri peygamber. Allah'ın vahiyisini attırgan adam. Müslümançılıkın asası. Lekin Fors o'sha paytda majusi bo'lgan, majusi o'tga sig'inadigan odamlar. O'tga sig'inadigan jamiyatning harbiy qurolini olyaptilar, foydalanyaptilar. Bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Islom bunaqa narsalarda bu dini, bu dunyoviy, bu alohida bu boshqa dinniki demaydi. Islom bunaqa masalalarda mushtarak insoniy huquqlarni, insoniy manfaatlarni to'g'ri ma'noda qabul qiladi. Islomning umumiy funksiyasi muxtasar gap shu o'zi. Bizga nima manfaatli bo'lsa yo'l yo'riq ko'rsatadi. Masalan, harbiylarga tegishli bir qancha hadislar bor. Ya'ni harbiy sohaga. Jihod asosan harbiy sohaning quroli. Jihod dushmanga qarshi jang maydon ma'nosini olganda, jihodning bir qancha ma'nosi bor. Bitta ma'nosi dushmanga qarshi jang, qurolli jang. Jihod badlu aqsal juhdi li naylil murod. Ma'nosi shu. Bor imkoniyatingizni maqsadga erishish yo'lida sarflash jihod degani. Ilm o'qiyapsiz, ilmga aloqador hamma harakatni qilsangiz jihod qilyapgan bo'lasiz. Ota-onangizni rozi qilaman deb hamma harakatni qilyapsiz, jihod qilyotgan bo'lasiz. Endi dushman bostirib keldi, hamma harakatni unga safarbar qilib urushdingiz jihod bo'ladi. Bu yo'lda o'lgan odam shahid bo'ladi. Harbiylarga qilingan va'da e'tiqodni to'g'ri qilish kerak. Biz hozir O'zbekistonda musulmon mamlakatda yashayapmiz. Va O'zbekiston musulmon xalqini qurolli kuchlarini himoyasi zimmamizga yuklangan. Har bitta erkakning zimmasida harbiy burch bor. To'g'rimi? Har bitta erkak zaxiradagi askar. Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, jihodni orzu qilmagan erkak munofiq bo'ladi deganlar. Nima degani? Dushman bostirib kelsa men chiqaman. Harbiylar kuchi yetadi da, yetmay qolsa bütün zaxiradagi askar safarbar qilinadi, to'g'rimi? O'sha safarbarlikda o'sha dushmanga qarshiman turaman degan niyati bo'lmagan odam munofiq bo'ladi. Ko'ryapsizmi qanaqa mas'uliyatli dinning funksiyasini qarang. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilar buni. Chegarada bedor turgan ko'z jahannam oloviga yonmaydi degan. Chegarada bedor turgan robot deyiladi, robot chegarada turibdi, navbatda turibdi. Dushman kelsa birinchi bo'lib shu xabar berish kerak. Buning bedorligi jannat bilan bashoratlanyapti. Demak, niyatni to'g'ri qilishimiz kerak. Birinchi niyatni, harbiy xizmat emas, bu jihod uchun harakat deyish kerak. Yani musulmon odam qilayotgan faoliyatidan maksimal darajada ajr umid qilish kerak. To'g'ri ma'noda bu. Bu Qur'on-i Karim hadisi şeriflər o'sha paytda qolib ketgan narsa emas-da. Buni o'zining to'g'ri ma'nosida har bir musulmon mamlakatning chegarasi bor, har bir musulmon mamlakatning harbiy kuchlari bor. O'sha harbiy kuchlar niyatini to'g'ri qilsa, musulmonlarni himoya qilaman, xalqimni himoya qilaman,
dinimni himoya qilaman desa, o'z o'zidan o'sha hadislarda kelgan, oyatlarda kelgan bashoratga daxil bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, bunda iymoniy kuch kerak, g'oyaviy sobitlik kerak. Bu sobitlikni albatta iymon ta'minlaydi. Xo'p. Savol bormi ertaroq mavzularda? Savol bormi? Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda hadislarimiz, san'atlarimiz, san'at tark etish masalasi. Dinda shu taqiqlanganmi, nima deganmi? Xo'p. Chiqishyapti-ku, dinimizda bunday ekan, dinimizda bunday ekan deb. O'zi hali aytdim-ku, hamma dindor din masalasida xohlagan gapni gapiradigan bo'lib ketdi o'zi. Dinda undoq, dinda bundoq degan gapni dindorga qo'yib berish kerak, diniy ilmli odamlarga. Artist ham chiqib gapiraversa, otar chiqib gapiraversa, unda nima qoladi? Dinning ahamiyati qolmaydi. Bu degani dinni monopoliya qilish emas. Din to'g'risida ota-onaga yaxshilik qilish, yolg'on gapirmaslik, xiyonat qilmaslik, vatanparvarlik, iymonga sodiqlik, buni hamma gapiraveradi. Siz ham gapirasiz, o'rtog'ingizga aytasiz, sodiq bo'lgin deysiz, aldama meni deysiz. Bu ham din. Bunda taqiq yo'q. Lekin shariatga ko'ra mana bu harom ekan, islomga ko'ra mana bu halol ekan degan masalalarda tafsilot talab qiladigan masalalar bor. Tafsilotini tushuntirmasangiz, odamlar bir katta jamoaga nisbatan noto'g'ri tushunchaga borib qoladi. Natija juda og'ir oqibatga olib boradi. Ha, bugungi kunda san'at deb aytilayotgan narsalarni men san'at demayman bu. Bu san'at emas u. Sharmandagarchilik. Kim qancha o'sha badanini bo'rttirib ko'rsatsa, ayollar san'atkor emish. Qanaqa san'atkor bo'ladi? Yoshlarni fikrini buzyapti ular. Va birortasida o'zida ya'ni millatga foydali ijod yo'q. Deyarli birortasida. Hammasi ko'chirma, qattandir olib kelib turib, sal tarjima qilib, u yo'g'ini o'lchab, bichib tarqatishyapti. Endi sanoqlilarini istisno qilamiz. Va xalqqa manfaatli bo'lgan ish bilan shug'ullanayotganlarini shariat joiz deydi. Masalan, deylik, ota-onani yaxshilik qilish masalasida vatanparvarlik ruhi haqida aytilayotgan, qarindosh urug'chilikni aloqasini bog'lash, masalan, harbiylarni o'zini, ya'ni anaqasi bor, orkestr bor, to'g'rimi? Harbiylarni mabodo urush bo'lib qoladigan bo'lsa, do'mbiralar cholingani, odamlarni oldinga g'ayrat bilan yurishligi buni ta'minlaydigan. Bularda gap yo'q. Bularda gap yo'q. Lekin o'sha haligi oldin ham aytdim. Hani fa fa fi fi quyura degani. Men san'atni tashadim dedi. U men aytdim, san'at tashamading, yaxshi tashading san. Seniki san'at emas edi o'zi. San'at nima bo'lmaydi? Mana dog'ir fransiya to'g'risida gapirdingizda, yaqinda 2 yil oldin bitta xodimimizdan fransiyaga olib keldim, Parijga. Men nima uchun bu narsani hozir bermayman, g'urur aytaman. Islom madaniyati shuncha madaniyat kuchli ekanki bizda. Daraja mana ovqat qilish, ovqat dasturxon ochishdan oldin, qonashdan oldin o'tirgan joyimiz bo'lsin. Tartib tozalab, tozalab, keyin o'tirib, o'sha dasturxon pokiz dasturxon qo'yib o'tirganda, nima deydi? Ovqatlanish madaniyati bor bizda, demoqchiman-da. Bo'ladi, chiroyli restoran kirib bo'ldi, haqiqatda hashamatli chiroyli restoran o'tirib biz deydi, uzr-ku, azon gazlar chiqaraveradi o'tirgan joyda deydi. Tupuradimi deydi, aksiradimi? Shunaqa bilan odam ishtasi bo'lib ketadi. Keyin bilsam, ular odatiy holat ekan. Bir ham kayfiyatim dedi, sizda kim bor? Badlur qilgan dedi, chidolmadim dedi. Lekin u hali ham qolgan, Parijda bor hali ham shu dedi, badlur qildi dedi. O'zbekistonga qaytib, bir haftadagi qaytib keldim dedi, xuddi bir anavi bo'ldi. Do'zaxdan jannat kelganday bo'lib qoldim. Endi bu biroz haliga bo'rttirib odam his hayajonda aytayotgan gap, san'at to'g'risida san'at deyotgan narsani aytyapman. O'sha rok muzikalar, muzikani chegarasini bilmaslik, har turli gapni gapirib bo'lsa ham shuni ashula san'at deyotganlar cherkovdan cherkovga isyon natijasida paydo bo'lgan. Yevropada o'sha paydo bo'lgan, bizga ko'chib kelishligi o'sha haliga eng sho'x deb aytilayotgan ashulalarning hammasi undan ta'sirlangan. Endi
bu işler bilen taşıdım ben de yetken adamlarını kupu neşide eğitemem diyor kaldır indi. Neşide uzun. Onu taşıdım indi bu neşide eğitemem. Ben onların sahasına doğrusu kızıkmıyım ben. Doğrusu ya. En ağır yapını bir payetler yapırken dedim. Uşandakin kopşuluğu beni yaman göredi. Onlar beni yakış görüşlüğünü doğru rağı haklamıyım ben. Şahsım muhummas da bu cahide. Bittesi çıkıp alıp dinden yapır yaptı. Tafsir kılı yaptı, hadis ayeti, mana ayeti yaptı. Mananı kalırsanız müllelerinin hammasını, şeyhlerinin hammasını cehennemi getirdi yaptı. Uzu atarçı. Uzağı bulan atarçı o. Bir yapır işte tohtamaydı, iki yapır işte tohtamaydı ki masal keskırla yapırdım uşa bayitte. Sılarını dedim, kıvırgen işiler uzu eşek oğrusunu işiden pasıyoruz aslı. Eşek oğruluğu yakışı sılarını işilerden. Lekin indeme yapmış kızlar ki biz. Demek ki dinge yapıyorlar dedim. Mesela cüde katta rezonans bir vardı, şovşu bulup gitti. Lekin ondaki inkeriş aldık, o adam bilen alakaya çıktık, onlar turmuş otağı geldi. Onlar bari huzur soradı, yani bu meselenin tohtatamızdı işte. Tohtadı mı? Tohtadı mı? Yok, yani dinden yapırken cahı var mı? Mesut'ta ben insaf bilen ayıtayım, mert ayalakan şu, şu manada. Yapı da durdu. Ben gittim. Ben tohtayım ben dedi. Bu tohtadı. Ki ben çıkıp ettim ki erkek kişimem ben. Bir ayağını şahaneye ettikten yapım için huzur sorayım ben. Uşa gapteyem ettim ben doğumu da. Lekin yana dinden yapırsa yana kayıp çıkıp yapıramam. Çünkü işim şahsiymezdi. Şahsiymem özümle tam arkamda hımayakımı yapmam da ben. Dinden yapırdı. Tohta dedim. Tohtadı. Bu da kopal yapırken için huzur dedim. Erkek kişinin sıfatı bu. Şeriat bunu makulleydi. Hazır, gap topolmaydigan adam çıkıp alıp sen deydi atarçıdan özür soragan sen deydi. Sağ umut kıyamam özür soruşluyum ben. Senin ne işin var senin? Lekin o şu atarçı diyetkenin ne kıldı? Tohtadı. Yapıda durdu. Yapıda durdu. Ne mi bu gendi? Küçü yetmezliğini bilip tohtama yaptığı kız birler. Kızı bir tahrir etti ben gülüme. Sen dedi otarçıdan huzur soradın. Ha huzur soradın dedi. Demek ki bizden huzur soramıyorsan dedi. Sana tohta huzur sorayım ben senden dedi. Tohta ne doğru yapır yapsa. Bana ilim asası da yapıramız. Bana şeriat bu içi yapılaşamız. Ular benim avzuyum ben sözü aslı de. Ular benim avzuyum ben. Lekin kızı bir tahrir benim avzuyum. Sen dava kılı yapıyorsan. Sen adam yergeçtirgen adamların barçasını hayatı parakanda buldu. 20 yıllık umurunu israf kıldık. 90% tavba kıldı. Hadır düşünüp yetti. Hizmet tahrir çökken teşkilat ilk geldiğini bildi. Lekin tohtama yapsalar ki. Seller şu atarçı çiçeklik mezseller. Bana şu meselede yaplaşamız. Hata olsa tavba kılamız dedi. Hatasının boynuna kop koydu. Koygen diye mi? Köpçülük üzetken. Dad dedi ahırı. Beni bloklayıp kaçıp gitti hazır. Ukrayna'da oturuptu, beni bloklayıp koyken, ben miri kursa rengi akaradı. Ha, ne demek sen özür sorma yapsan, ne demek tohtama yapsan? Hata iyiliğini tane aldın, şeriat buca ispatladık ki. Maksat sabata, şalge funksiyonu notuğru şekillendiriş, a priori hasıl kılış. Yakın bitti ortakım ben bir günü, bir masalada tartışıp kaldım ben bilen de, ben maksadım tartışmasıydı da, paypakka maksat tartışmak hakkında gebbup kaldı. Paypakka maksı tort, ben tortamam dedi. Tortamayayım, ben sizi tortuşuzu kolijden tutamayayım ben ki, özünüz bilen Allah ortasındaki iş. Lekin ben anlık bilemem, paypakka maksı tortken adamın taharatı taharatmaz, onun namazı bu meclisden cancalı bulup gitti. Şimdi öz içi. Şimdi yakşı ortağım, yüzde yakşı anakamız, birbirimizin haddimiz sıkadı. Siz deydi, ne demek benim namazımı Allah kabul kımayı diyemsin dedi. Ben ona demedim, torsayın torta vur diyeyim ben. Lekin, betaharat namaz bu mesleğini uşa Allah Teala etken. Uşa Allah Teala peygamberimizge etken. Taharat muhum. Nisan uşa gapni içi de, cahil içi de siz otarçıdan hem özür sorakansız diye. Uyan. A priori tarikatıladı bu. Onu uşa meselenin mevzunu mahiyetine karasanız ötteki özür soruştuk otarçını otarçılığından özürmez o. Erkek kişini erkek bulup turabiliş yapı o. Ben uşa baş diyeyim etken dedim. Sen eğer tavba kılsaydın, ben huzur soralıyım ben deyken ben. Uşa sohbetle bitti korsayın, şuna kadar deyken ben.
Keyin u tavba qildi, chiqib komitaga keldi, u yerda anaqa qildi, Instagramga chiqib 1 minutlik suhbat qildi, uzr kechirasizlar dedi. Keyin chiqib mana aytdim, bo'ldi dedim. Mana uzr so'rayman. Ayol kishi mendan yoshi katta, ancha qo'pol gaplarni, qo'pol gapirganman haqiqatda. Chunki qo'pol gapirmasak eshitmaydigan darajada edi. 4-5 marta gapirishda hech kim eshitgani yo'q. Meni gapimni eshitdi. O'sha gap keyin boshqalarga ham ta'sir qilib ketdi. U hammani chaqirib bo'qqan bo'ynidan. Sen ham aytayapti, sen ham eshak o'rg'imsan. Chiqib gapiraversan mi qiga? Sizga nima bo'lmoqmi? Minus bo'lmadi, munis bo'ldi. Undan keyingisi. Hozir nimadan demoqchi? Yo, bunaqa. Men to'g'risi bunaqa diniy masalalarda kimdandir buyurtma olmayman. Kimdir buyurtma qilsa, shariatga muvofiq kelmasa gapirmayman. Chunki teskari effekt berib yuboradi. Bosim bo'lmadi. Yo'q, bosim bo'lgani yo'q. Bosim bo'lganiga hattoki qo'llab-quvvatlashdi meni. Diniy sohada o'sha kunlari Nuriddin domla qozi, Toshkent shahar qozisi, Anvar Qoraka rahmatlining onlarida ishlayapti. U kishi telefon qildi menga. Qoraka, orqangizdamiz. Men kimdir orqamda tursin degan talabim ham yo'q. Bu gapni gapirar ekanman, qarshida edik. Qattiq charchagan paytimda menga narsani ko'rsatganda gapirib uxlaganman. Bomdodga tursam, 3-chi jahon urushi bo'yib yotibdi. Telefon qaynab yotibdi. Keyin telefon qilib, Qoraka, biz siz bilamiz deydi. Masalalar shunaqa bo'lgandan keyin qo'mitaga u kelgan u kishi. Kelganda ular bilan aynan Nuriddin domla gaplashgan. Gaplashib fatvo nima? Ha? Siz kimsiz siz? Shariat bo'yicha gapirishga qanaqa haqingiz bor? Deb ular bo'yiniga qo'ygan. Sizni haqingiz yo'q din bo'yicha gapirishga degan. U keyin tushundim. Rahmat sizlarga degan chiqqandan keyin Nuriddin aka aytdi. Qoraka biz gaplashdik. Bo'ldi o odam uzrini so'radi. Sizga hech narsa taklif qilmaymiz. Bu yo'g'i anaqa dedi. Men o'zimdan tashabbus bilan chiqib gapirdim keyin. Aytdim bo'ldi u odam tavba qildi. Chunki u joyda boshqa narsa bo'lib ketyapti. Men o'zim boshimdan o'tayotgan narsa-yu. Odamlar mendan sun'iy qahramon yasashatdi. Siyosiy vaziyatga. Siyosiy vaziyatga aylanib, meni bahona qilib, tamomila u ayollarga, boshqalarga hujum bo'layotdi. Men buni o'zim fikrladimki, to'xta, buni to'xtatish yo'li, men buni to'xtatishim kerak. Men boshladim, men to'xtatmasam bo'lmaydi. Chiqib aytdim, bo'ldi, bu odam to'xtatadigan bo'ldi. Men ham to'xtadim. Bu yo'q endi shaxsiy gap emas. Shaxsiy masala emas-da, to'g'rimi? Maqsad amalga oshdimi? Oshdi, bo'ldi, chiqib gapirdim. Shaxsiy manfaatimni o'ylaganimda gapirmasdim uni. Qahramon bo'yib yuraverardim hozirgacha. Menga qahramonlik kerak emas-ki. Nima kerak bor menga qahramonlik? Mana bitta savol bor. Mana yaqinda serial beruvdi, Hukmdor Usmon degan. To'xtatib qo'ydi. O'sha yerda men Hukmdor Usmonni nima uchun to'xtatilganini bildik. Qarama-qarshi dinlar o'rtasida. Lekin o'sha yerda joyda Hazrat Ahmad Yassaviyni anulari bor edi-da. Kitoblarini nimadan? Yog'och qilichi. Yog'och qilichi. Mana shu narsalarni tarixi bo'yicha ma'lumot beramiz. Qanday bu Usmonli turklarga tushgan? Nima ular ilohiymi o'sha Ahmad Yassaviy uchun qanaqadir? Yo, ilohiy emas u. O'zi Ahmad Yassaviy Turkistonni allomalaridan. Yassaviy. Ha. U odam tariqat peshvolaridan. Tariqat peshvolari har doim askarlar bo'lsin, tibbiy soha bo'lsin, xaloyiqni lider shaxslari bo'ladi, ideologlari. Ular aytadi, xalq ulardan duo olib, bismillah harakatni boshlaydi. Usmoniy turklarning hammasi Ahmad Yassaviy tariqatidagi bizni ajdodlar bo'lgan. Bizdan ketgan, shu yerdan Turkistondan ketgan odamlar. Birinchi ketgan odam Sulaymon shoh degan odam. Sulaymon shoh o'sha Anadolu o'lkalari, Suriya hozirgi chegaralarida o'zini oilasi bilan ko'chmanchi bo'lib borib, qabilalarni birlashtirib, Sulaymon shohni marqadi, ya'ni qabri Suriyaning chegarasida edi. Oldingi bosh vazir Davut o'g'li. Ahmad Davut o'g'li degan odamida Turkiyada. U o'sha operatsiyani amalga oshirib, Suriyada urush bo'lib turgan joydan Sulaymon shohni qabrini Turkiyada diyoriga olib o'tkazishdi. O'tta turklar uni himoya qilardi. Simvolda qanaqadir joy edi u. Sulaymon shoh o'sha Yassaviy tariqatini muridlaridan. Ustozi ular, Yassaviylar. Yassaviy tariqatini muridlari bo'lganligi uchun doim unga bog'liq bo'lgan. Ixlos bo'lganmi?
Ha, onu ustazı, murid degeni şagird, şeyh degeni ustaz. Mesela meniz ustazım Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf dese misal için. O kişi menge bergen bir sovgası men üçün bu teberrük kısaplanır dedi. Onun ilahi bir nesnesi yok. Ustazdan kalan teberrük o. Kud düşünsün geri, yassavi kılıçı, yassavini ögütleri, bunlar ular üçün motivasyon bulgen, yani teberrük bulgen. Ama o yürüyüşken, hazırım. Nakşibendi tarikatı asasi. Hazır Erdoğan Nakşibendi tarikatı dedi adam. Hazır ki Erdoğan. Türkiye'nin çizgi. Turgut Özal Nakşibendi tarikatı dedi adam bugün. Turgut Özal Özbekistan'a kegen. Özbekistan'a kegen de Nakşibendi ziyaretine borgen. Borgen de yanında turgan adam etken ki Nakşibendi tarikatı da bizi pirimizin markatları bu tamamen kum avaldım dedi. Turpak dedi. Turpak avaldım degen, sizi onengizini kabirlerge barıp taşıyayımız degen. Teberrüken. Degen de Turgut Özal erken ki yana bir tuprak al degen az günü. Miniyem kabirimge taşıyaysan degen. Avagen, agenlikin bargenlikin unge öldü uşu. Bir kıl, her kıl fikirler var. Turgut Özal'ı zaharlap öldürüşken degen gepler var. Yani bu tamangı intiladı bunlar. Türklerdeki, hazırki Türkiye'deki Türklerin hepsinin ecdadı biz. Biz. Ular juda yaxshi biladi. Hakiki ecdad bu yoqda deydi. O'zbekistonda. Ha? Turkiston. Turkiston o'zi Xorazmga, Xorazm shohga qaragan tillari, lug'atlari xorazmcha deyarli. Xorazmlar, xorazmliklar bilan turklar o'rtasidagi lug'at 70% bir-biriga uyg'un. Deyarli tushunaveradi bir-birini. Qayerdan borgan? Bizdan borgan. O'shaning uchun bu an'analar, urf-odatlar, tabiat, turish ko'pchiligiga o'xshaydi. Juda ko'p narsasi o'xshaydi. Turkiyada ham o'zi xoroz mahallalari bor, hozir yo'q, xorozga ketgan. Toshkent ham bor Turkiyada. Ularning ajdodlari, shunda o'zida. Shunaqa. Ustoz hozir mana yangi savol. Mana Toshkentda 7 kishilarga erkaklar soqol qo'yibdi-ku, to'g'rimi? Mana siz endi mo'ylo bilan soqol, ular mo'ylosiz soqol qo'ygan. Buna hiç farkı yok mu? Yok yok, farkı yok. Özü hadis şeriflerde moylağını kıskartırın, sakallı uzaytırın diyen manada hadisler var. Sakal meselesi iştihadi mesele, özü. Ulamalar ortası da sünnet, sünnet-i muakkede, sünnet-i adetiye diyen iştihadları var. Türlü karış var. Çünkü bu hakkıdaki yegan rivayetlerini küçülilik fıınakası, kategoriyesi Ahad deyiladi, o da küçülemez. Farzını ifade kılamaydı. Farzını. Lekin sakal erkek kişiye nispeten koyuş afzal deyiladi. Şeriat boyunca sünnet. Sünnet-i adetiye deyiladi. Erkek kişi ayol kişiden fark kılıp dursun degen manada aytiladi şeriat noktayı nazarda. Lekin o kandaydır bu sakal meselesini siyasileştiriş doğrumez. Çünkü ben avvalki sohbetlerde mi ettim? Sakalın sünnet ekerliği Sünnet amel ligide ihtilaf yok ama sünnet deydi. Lekin şunaka vaziyetler var. Bir ailede ailenin içki siyasetini bilmeyesiz siz. Mesela bir adamı karab sakal koysan deseyiz onu ben ailevi içki siyasetlerini bilmeyim ben ki. Onu anası sakal koyma diyetken buluşu mümkün. Anası. Şimdi iki de mesela robara kip kaldı. Ana büyülük kliyetti. Ananı yapını mı? Vacip. Sakal sünnet. Eğer ilacını kılsa bale, anasını kundurup sakal koyu alasa koysun deydi ulamalı. Yo ilacı yok, ona katı kapı bulu yaptı dese, bu anasını irgesin deydi. Sünnetini terk kılıp bulsayan vacibini kısın deydi. Uşnaka vaziyet buluşu mümkün, bilmeyemiz. Ben bitti misal keltiriyip ben. Uşar için, mesela harbi sahada yürüyetken adamlar, ularge başka narsa buluşu mümkün. Ben bunu targibatçısı mesmen. Eğer menge koyu verse, şer'i cihattan Sakal hakkında sakalının faydası hakkında bir saat yapırışım, iki saat yapırışım mümkün. Mavzu tükemeydi o hakkında. Lekin bu, hali ki sohbetini başında ettim. Bende bilen Allah ortasındaki işlerden. O şey işlerge taşkardan turup dahil kıbı mıydı? Sen undakıl, sen mündakıl, sen doptiki, sen sallaki. Buna kadar kıbı mıydı? Her kimin özünü Allah bilen özü ortasındaki işe tavşırladı buna kadar sallaki. Meni hukukum haqida gap ketyapti, sizning huquqingiz haqida gap ketyotgan bo'lganda aytasiz, to'xtadingiz. Meni erkinlik chegaramga tajovuz qilmaysiz. Umumiy ma'noda shu, bu gaplarni har doim sabotaj qilishga urinishadi odamlar.
Çünkü özüm kuzatayotganim şahsen beni Abror Muxtor Ali profilimge karşı 24 saat işleyotgan onlab profiller var. 24 saat beni kuzatıp oturadı. Kaçan hata kırarken, kaysi gapidan kanday mantaj kısayı bularken, kanaka kalıp bunu yomon atlık kısayı bularken dedi. Bilmeydi ki o beçaralar kılıyatken işe hammasi bizi faydamızge. Çünkü bizi işitmegen adamlarga ular orkali gapimiz itibar yaptı. Ular bizge hammallık kılıyaptı. Yani bizi eşekimiz ular. Ularda yük taşı yapmaz. Çünkü yetkiz almayımız hancak adamlar var. Bular mana kurdiler mi Abror? Manaka gapi gapirdi deydi. Ular işitledi de o işitken adamlar hem ahmak bas ki. Tohta bunu tekşiray deydi. Kelip beni işle yaptı. Kim ayeti yaptı? Biz yakşayan polonçı borakan de yaptı. Oşan için şu günge kadar her daim kaytarışladı. Mana Abror Muxtor Ali'nin başarısı açıldı. Mana Abror Muxtor Ali'nin yüzü indi açıldı. Kaçan kaç açılarken yüzüm. Şimdi açık özü yüzüm. Bir madde açılış gereği de özü eğer münafık adam olsa. Ana indi açıldı, ana indi açıldı. Demek açılmayan geldi. Özü malum eken yani. Onlara etken münafık masakken biz. Şu yapı etkilerin bir ortasının yüzü yok. Özü de yüzü yok. Özü uşa yani dinli doğru çüntürüşlikten zarar kuruyetken adamlar. Dinni noto'g'ri tushuntirishlikdan manfaat ko'zlagan odamlar. Yoshlarni aldab, ularni oborib bir joyda qurbonlik qilishdan manfaati bor. Dinni to'g'ri tushuntiradigan odamga qarshi bunaqangi sabotaj, montaj, har xil ishlarni qilishyapti. Ovora bo'lishadi. Kuchlari yetmaydi. Chunki xolis turgan odamga Alloh taolo yordamchi bo'laman degan. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhuga payg'ambar alayhi salatu vasallam senga ba'zi kalimalarni o'rgataman, yodlab ol deganlar. Bazı kelimelerini örgütemen yodla var. Tahminen 6-7 yaşlı bir bala bugün. Bitti, haçırını minip yetişirken orkaları da oturup git yaptı, yaş bala. Şunda aytkanlar ki, İhfazillâhe yahfazuk teciduhu tucahak degenler. Sen Allah'ını muhafaza kıl degenler. Muazgayt yaptı. Allah'ını muhafaza kıl. Yani Allah'ını büyüdüklerine mahkem yapış. Allah'ını kaytarıklarından kayıt. Allah kıl degen işini kıl. Kıma degen işten tohtu. Kalbini Allah'a bağlı. Her daim Allah'ını islep dur. Muhafaza kıl iş yadığında dursun. Her daim her bir iş kılarken sen Allah ne der ki menge degen kalbinde tuyuğu dursun. Şunda ne böyledi? Yahfaduk. Allah seni muhafaza kıladı. Allah seni asreydi. Ve teciduhu tucahak degenler. En kıynelgen peytinde Allah desen rubara oyundan tapasan degen. Hiç kimsizge yordam bere almaydı. İlla Allah hahlasa yordam beredi. Hadisin devamında etkiler. Peygamberimiz 6 yaşlı bolaga nima o'rgatyaptilar qarang. Aytganlar ki devamında eğer bütün dünya senge zarar bilişlik uchun maslahatlaşıp toplansa hammasi seni üstünge karşı zararını hücumunu uyuştursa Allah aytganından başka hiç narsa bo'lmaydi. Hiç bittesi senge zarar yetkaz almaydı diye. Bütün dünyanın gücü yetmeydi. Eğer Allah sizi muhafaza kılsa. Eğer bütün dünya sana yardım veremem deyip, kilişip seni kurtaramam dese, Allah haklamasa kurtaramaydı seni. Yardım veremeydi. Rufi al-kalem degenler, kalem kurtarılgen degenler. Bu, Müslüman adamını, imanını tağdan müstahkemliğini bildirirdi. Tağ sılcıp getirdi, Müslüman sılcımıydı. Demek, en muhumlar sana mı? Allah'ına etkenli kılış. Devam ete uğrasız. Milyon tası kelip mantaj kılmaydı mı? Allah Ta'ala onlarga nima qiladi? Ordonni ko'rsatib qo'yadi. Sizga hiç kaçan, hiç narsaning zarar demeydi. Şunun için en muhim narsa e'tiqod. E'tiqodni Allohga bog'lash kerak. Allohning buyruqlariga mahkam bo'lish kerak. Qila olmagan narsaga istig'for aytib, niyatni yo'qotmaslik kerak. Masalan, ba'zi ishni qila olmaysiz. Xohlasangiz ham qila olmaysiz. Lekin niyatingizda shuni qilsam degan niyat bo'lish kerak. Qila olmaganingiz uchun istig'for aytishingiz kerak. Alloh Ta'ala shunda o'zi muhofaza qiladi. Hop. Menga bir savol bor ustoz. Masalan, televiziya masalalari to'xtalmoqchiman. Bu savolni bittasiga beruvdim, to'g'risi g'alatiroq javob berishdi. Masalan, qishloq sharoitida hamma qishloqda yashagan. Bitta televizor bor, atrofida onasi, bolasi hamma ko'radi-da. 5 yoshli bola ham o'sha televizorni ko'radi, qish payti ayni vaqt masalan.
Lekin televizorda berilayotgan ana teleseriallar 5 yoshli bolani masalan hamma yoshligimizda Ramayana shunga o'xshagan kino bergan o'shanga taqlid qiladi-da. Boshqa qahramonlar televizorda chiqayotgan qahramon. U yosh bolada bo'ladigan qaror. O'sha qahramonlarga taqlid qilyapti. Ayrim masalan seriallarni ko'radigan bo'lsak, ajrashish ham osonmi? Yarashish. Uju 5-6 yoshli bolada shu viruslar masalan tushib qoladi-da. Bu kanalda olsa ham o'shamasdan. Shu televideniyani davlat qandaydir taqiqlasa bo'ladiki, o'zimizning hududimizdagi narsa-ku. Televideniyada keyin kiyinish madaniyati ham o'yaki yutdi-ku. Shu bo'ladiki, holat mana bir xil telekanallar ko'rsatuvlar qo'yadi, ko'rsatib qo'yapti. Agar esiz kamchilik esizda kalta paypoq degan narsa. Televideniyada mana kecha ko'rsatib ko'rayotirman. Keyin serial ko'rayotirman. Ama dedi, zorluğa şimkige şimdi pastı var. Bu konu duyanım zeyde, erkek kişinin de şuna düşünürsen. Bu muamma var. Bu muammanın varlığı hemen sahada mütehassız yetişmeyipken deyik. Bu sahada ya mütehasslarını kul demez iş. Hadır indi kina sahası bu içe, Firdavs'taki kina sahası görürken kina biraz ıslah buluyordu. Kina sahası da yakışı hareketler var. Lekin kadr meselesi problemi var bir. Televideniye meselesi doğru aytyapsiz. Televideniyani üstüden nazorat qiladigan tashkilot tashkil qilish kerak. Türkiye'de RUTUK degan tashkilot var. RUTUK. Radio va televizyon ust qurumi deydi ularda. Radio va televideniyani üstüden nazorat qiladigan tashkilot. Bu tashkilotga xalq ham shikoyat qila oladi. Va u RUTUK o'sha ko'rsatuvlarni ban e'lon qila oladi, ya'ni bloklay oladi. Bitta noto'g'ri narsa qilsa, masalan, millatni shaniga zarar yetkazadigan gap, so'z qaytadigan bo'lsa, ularni shtraf qiladi, bloklab qo'yadi, qaytadan televizorga chiqarmay ham qo'ya oladigan qurum. Bizda bo'lsa kerak, ishlamaydi bizda. Ishlamayapti bizda. Keyin ma Fransiyaga, demokratiya rivojlangan cho'qqiga chiqqan mamlakatga, o'shanda ham televizorasi cheklangan edi. Soat 8 dan 22 nolgacha barcha qo'shiqlar nima 80% o'sha fransuz tilida bo'lishi majburiy shular radiolar misol peredachalar shunaqa narsalar majburiy shunday qilib qo'ygan shu davlatlar yo'q endi uni misol to'g'ri siz to'g'ri aytyapsiz lekin Fransiya, Germaniya demokratiyaning o'chog'i deyiladi-yu aslida bular sehrli so'zlar. Sehrli so'zlar bu gaplar bilan dunyoda ikkita katta kuch bor. Bittasi evangelistlar, ular siyanistlar bilan tashkil topgan, ya'ni kelishgan tashkilot, ikkinchisi globalistlar. Globalistlar o'sha butun dunyoni madaniyatini birlashtirish xohlaydi. Chegaralar yo'q bo'lish kerak ularning nazarida. Shaxslar fuqarolik kimligi yo'qolish kerak. Hamma bitta odam bo'lish kerak, dunyo odami va ularga xizmat qilish kerak. O'sha butun dunyoni Wi-Fi tizimiga o'tkazish harakatlari, ommaviy madaniyat tarqatish harakatlari, yorqin yasha tezro o'l qoidalari, bular hammasi shularning qoidalari. Butun dunyoni shunaqa qilish. Endi men o'zimni xulosalarim cheklash bilan bir narsaga erishish qiyin. Cheklashni ham miqdori bor, to'g'ri, cheklash kerak ba'zi narsalarni, lekin cheklashni muqobilini amalga oshirishimiz kerak. Cheklashni muqobili nima? Odamlar xohlagan narsani biz berishimiz kerak. O'zimizni madaniy uslubimizda berishimiz kerak. Qiziqarli qilib, o'sha jozibali qilib berishimiz kerak. O'shanda televideniyani ko'rib turgan bola undan zaharlanmasdan siz bergan narsadan foydalanib, u foydali insonga aylanadi. Buning uchun televideniya mas'ul. Mas'ul o'tdagi odamlar o'ylash kerak buni. O'ylab shu masalan davlat ga aloqador televideniy guruhlari bor, nodavlatlari bor. Odamlarning 90% nodavlatni ko'radi. Nodavlatni nazorat qilib bo'lmayapti-da. Ular arendasini to'lab qo'ygan, pulini to'lab qo'ygan, bo'ldi deydi. Bu yog'i uni tekshiradigan hech kim yo'q, nazorat qiladigan hech kim yo'q, ketdi bu yog'i. O'shaning uchun biz jurnalistlarimizga mana harbiylar bilan gaplashyapmiz-ku, jurnalistlarga ham aytishimiz kerak, xitob qilishimiz kerak. Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqadigan kadrlar tayyorlanglar. Ular butun millatni asli qadimgi izzatini qaytarsin. Butun dunyoda o'zbek desa, o'zbek desa, o'rnidan turib so'rashadigan qilishimiz kerak.
Onun için hamma harakat kılış gerek. Hazır Rusya'da Özbek dese, notoru fikri düşündürüş yaptı. Ve bunu tarikatçı yaptı. Notoru bu gibi tarikatçı. Ben çok mertte yapırdım şunu. Dese Amerika'da oturup oraya. Ayet yaptı. Dünyanın kayırıya borsan fakışçılar Özbekli yaptı. Sen kimsen sen? Özbek misin? Ha Özbek mi? Demek ki sen milletini fakışçılar deyip tarikip yapsan. Dünyanın hemen burçakı da fakışçı var. Fakışçının milleti bu miydi ki? Fakışçı millet bu miydi? Fakışçı, o fakışçı alakalı millet o. En pas ayağı astı millet o. Demek ki sen özünü, milletini fakışçı deyip namını yapsan. Sende gurur var mı? Namus var mı sende? Namus yok. Bunu tarikatmasızlık gerek. Biz ne kılışımız gerek? Milletinin gururunu, milletinin hamiyetini uygulatışımız gerek. Hemen sahada özümüz deyem, özümüzün içimiz deyem. Hemen yıkara deyişimiz gerek. Halbuki bazı anakalar çıktı ki acayip rolükler çıktı. Bir böyle ortağını üyge kelerdi, toydan ki. Kelerdi, koluge pulu verirdi. Toyu kele almadım, toy ananı alıp koy, yani hatayını alıp çıkıp bir köreydi. Ya sen ne mi diyorsan dese, keçi hamle bir kursattın mı? Hammaga ko'rsatding kecha. Nimaga menga ko'rsatishga anaqa qilyapsan? Bu mana hamiyatni uyg'otadigan narsa. Bu hammaga ta'sir qilganining sababi nima? Biz hamiyatli millatmiz. Bizga ta'sir qilyapti. Bu gapni Fransiyaga qo'yib bering, ta'sir qilmaydi. Nima bo'pti deydi. Xotining chaqir desa, anaqa Anjelika chiq deydi. O'rtog'im chaqiryapti. Bo'shasanglar, uni chaqirib olib, uyga kirib o'tiraveradi. Xotinni qo'shib berib yuboradi. Toqqa borib kiring deydi. Ularda hamiyat yo'q, ularga ta'sir yo'q. Bizda bor hamiyat. O'sha hamiyatni uyg'otishimiz kerak. Uyg'oq millatmiz biz. Bu narsamiz yo'qolgani yo'q. Millat ummatga ulamolar xizmat qildi. O'sha narsani qaytadan jonlantirishimiz kerak. Shunda muammolar sekin-sekin yechiladi. Hozir eng biznes sohasini ichida eng qattiq zarbani olgan sohalardan biri haligi show biznes. Show biznes. Yomon zarba yedi ular. Katta-katta pulga arenda olib qo'ygan ekan joylarini to'la olmasdan janjal to'polon hozir. Orqadan tirjib qarab o'tiribmiz ularga. Chunki hammasi to'yga aytavermaydi, hammasini 3 ta 4 ta ushnaqangan kira xabarlari bor xolos. Qolganlarini to'yga aytishmaydi. Ular inqirozga uchradi. Haligi sabablardan bittasi ham shu. Balki endi bilmaymiz, masalan, insof bilan men yaxshilik qilaman, ichib olib, chekib olib har xil qalang'i qasang'i ish qilib yurgan ekanman deganlarga biz gapimiz yo'q. Alloh taolo tavbangni qabul qilsin. O'sha narsadan tavba qilgan bo'lsang, eyvalloh, Alloh taolo qabul qilsin. Lekin masala mana shunaqa hozir. Inqirozga uchragan soha bir ma'noda Alloh subhanahu va taoloning ne'mati bo'ldi bu virus. Bular millatni ongini buzadigan odamlar o'zi. Bularning aksariyatida oila yo'q. E'tibor beringdi. Oila yo'q. Nosog'lom oila. Yoki nosog'lom oila. Nosog'lom oila bo'lganligi uchun yoki oila bo'lmaganligi uchun oila mas'uliyati, hamiyat, vijdon haqida ularga gap mutlaqo qortmaydi. Qortmaydi gapirganingiz bilan yo'q unda. U formatda qabul qilmaydi u. Pentium 1. Hozir umuman yangi texnologiya, yangi platformalar chiqib ketdi. Qabul qilmaydi. Gigabayt sig'maydi uni. O'shaning uchun nima qilish kerak? Biz millatni bir vakili o'laroq orqamizda millat turganligini esdan chiqarmaslik kerak. Men doim safarga ketayotgan odam kelsa, duo qiling desa aytaman shuni. Sen deyman o'zbeksan deyman. Oting nima? Masalan Muhammad. Sen Muhammad emassan. Hozir bitta Muhammadsan. Otang seni Muhammad, onang, o'rtog'ing Muhammad deydi seni. Lekin sen safarga chiqsan, sen o'zbeksan endi. Noming yo'qoladi. Seni millat nomini olasan. Bir ish qilar ekansan, millatingni o'yla. Senga shaninga, millatingni shaniga noloyiq ish kelish ehtimolini o'yla. Allohdan qo'rqib harakat qil. Agar bir zo'r ish qiladigan bo'lsang, millatning shaniga foyda bo'ladi. Ko'p-ko'p ko'rdik roliklarni. Rus tilini gapira olmayapti, lekin bir o'g'rini ushlab kampirga yordam bergan bola. O'zbekka rahmat ayti olibiryapti. Cho'kib ketgan qizni qutqargan o'zbek. O'zbek shu. Bu narsalar o'zbekka rahmat olibiryapti. Yo'qolgan pulni olib borib egasiga topshirish o'zbek. Rahmat abi deyapti. Mana shu ishlarni biz jonlantirishimiz kerak. Bu fikr bu. Hammangiz o'zingizning atrofingizdagi odamga, 2 ta 3 ta odamga aytsangiz, butun millatga tarqaydi bu. Maqsadimiz shu. Ustoz,
Ustaz hazır şu an kinolarda gelmesi Uzbek milletine yana bir salbi tasir qilayotgan kinolar chiqishni boshladi. Hamza Türk kinolarini ko'rsak, men mafiyalar bo'lsa kino ko'rsak, men o'zim shuna fikrga kelganman. Turk rasvo xalqagan turk. Qarabi yomon gaplarda misol tushunganmiz-da, ashar xalqagan turkni qarab odam otib tashlayapti, odam so'yib tashlayapti. Lekin biz o'zimizdan shu kecha kunda shuna kino ishlab, shuna kino qo'yib. Bu ham menimcha o'sha dunyo xalqlari o'rtasida o'zbek millatiga bo'lgan fikrni ishlayotgan rejissyorlar ahad qaymlarda. Ular o'sha saviyada bo'lgandan keyin millatga shuni bera oladi. Ziyoli, haqiqiy sohani egasi bo'lsa unaqa qilmaydi. Qilmaydi. U sohani egalariga yo'l ochish kerak. Men ming afsuslar bilan aytaman, soha egalari e'tiborsiz qoldirildi. Zo'r zo'r rejissyorlar o'tib ketdi bir ikkitalari. Hozir borlari ham e'tibordan chetda. Ularni olib chiqish kerak maydonga. Kino eng kuchli sohalardan biri. Kecha gapirdik, hozir trendda bo'yotibdi. Bu masala eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu soha juda muhim soha. Buni qilishimiz kerak. Qilish kerak, qilish kerak, qilish kerak. Ahmad Qayumni film olishini tasavvur qildi. Qizim nomi deydi. Çinlerin 7-8 sınıf kız. Hafta da var bu aygen. Çünkü tek kinoda rol oynayışı gibi 500 dolar sonra. 500 dolar. Pıldan pıldı şu. Bunlar ki millet ne? Keleceği o muhimmez o. Muhimmez. Ben anakaniyem yapırdım isilerde bulsa. Dizayn cemaası çıkıp alıp kulduru yaptı. Bütün katta auditoriye. Cüdü kop adam. 4500 adam var. Ve onu milyonlegen Uzbeklerden auditoriyesine çıkarıp bütüke kuyuş yaptı. Nima deyapti? O'rtog'ini xotini bilan toqqa borib o'ynab kelganligini askiya qilyapti. Hamiyatni o'ldirish bu. Haliga borib o'sha Fransiyadagi odamga aylanadi u. O'zini xotinini boshqa bilan birga o'ynab kelishligi odatiy hol deydi. Oddiy hol deydi. Tranklar uyushtirishyapti. Eri bilan xotini ketyapti, keladi bittasi, xotinga aytadi, "Mana shuncha pul beraman, buni tashlab men bilan ketasanmi?" deyapti. Videoga olib turibdi. Bu Yevropalarda qilishyapti buni. Bu bizga ham sekin-sekin kirib kelyapti bu. Bularni oldini olishimiz kerak. Mana shu globallashuvni eng jirkanch siyosatlardan biri. Kino globalistlarning eng katta quroli. Bu qurolga biz o'zimizni tutib bermasligimiz kerak. Maydonni to'ldirishimiz kerak. Inshaalloh shunaqa fikrni hech yo'q tarqatishimiz kerak. Shu fikrni. Bizning millatning kim bo'lganligini, ajdodlar nomi qanaqa ulug' bo'lganligini bizdagi hamiyat boshqa joyda topilmasligini, buni o'ldirib qo'ymasligimiz kerakligini qayta-qayta o'qitirishimiz kerak. Vaqtimiz zummuti o'tib ketdi. Inshaalloh keyingi suhbatga yana qaytib kelarmiz. Alloh taolo bugungi suhbatlarimizdagi manfaatli ishlardan ajrlantirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين رب الغرابات شرارمزنا وزين غازب بلدغن عمال لرغن موفق لغن ايتكن قبل لرمزدغ عمال قلشمزد وزين توفيق برغن خطا لرمزنا وزين كشرغن وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه اجمعين سلامت بولي له